Ben bilgisayar mühendisliği kazanmıştım ilk başta Antalya'da. Çünkü ailem beni o yönde ilerletmek istemişti. Aslında babam hep benim pilot olmamı isterdi ama sosyete tayfasını ben sevmiyorum. Ve onlara iş yapmayı da sevmiyorum. Çünkü ben daha samimiyetten inerim. Bu içinde bulunduğum eskiden bir yıl içerisinde işte 2 yıllık İstanbul tecrübem içerisinde çok fazla işlerinde bulundum ve gerçekten nefret ettiğim kanısına vardım sosyetik insanlardan. Rastgele bir yerde denk gelmek istiyorum eski arkadaşlarımla sadece. Ha, bana ulaşmasınlar. Ben onlara rast edeyim Evet. diyorsunuz. Şey, Türk filmi intikam yani. O zamanlar en büyük isteğim iyi bir arkadaş grubum olsun ve onlarla zaman geçireyim, eğleneyim oluyordu lisede. Asosyal olmak benim suçum muydu bilmiyorum ama ben hep bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama dışlanıyordum. Belki de sorun bendeydi ama. Enes Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Enes Bey, siz ne okudunuz, ne okuyorsunuz ya da? Ben bilgisayar mühendisliği kazanmıştım ilk başta Antalya'da. Çünkü ailem beni o yönde ilerletmek istemişti. Aslında babam hep benim pilot olmamı isterdi ama gözüm kötü olduğu için miyop var bende. Olamadım. Ama bir yandan da onları kırmamak için bilgisayar mühendisliğine çalıştım üniversitede. Kazandım. Ama kazandıktan sonra da zaten kendi YouTube'dan gelir elde etmeye başladığım için o tarafa yönelmek istedim ve sinema televizyona geçtim. Yani istemediğim bir alanda ilerlemektense kendi bildiğim ve her şeyine hakim olduğum bir alanda ilerlemek istedim. Sinema televizyon mu okuyorsun? Hı. Hangi üniversitede? Nişantaşı'nda ama çok nasıl diyeyim? Zaten kendi filmlerim de oluyor, kendi kliplerim oluyor, senaryosunu ben yazıyorum. İçeriğini belirliyorum ve her şeyine hakim olduğum için aslında üniversitede araştırabileceğim, öğrenebileceğim şeylerden daha fazlasını kendim de öğrenebiliyorum. Zaten sinema televizyon bölümlerinde bütün öğrencileri Nuri Bilge Ceylan olmak üzere eğitiyorlar. Oysa ki Nuri Bilge Ceylan bir tane var ama. Ya tabii ki aslında kalıplaşmış bir şey değil bence sinema. Hayal gücüne dayalı ve herkesin farklı bir hayal gücü var. Ben de buna inanıyorum. O yüzden belli sınırların içerisinde ilerlemeyi sevmiyorum. Ya yurt dışında bunun eğitimini almak istiyorum ama şu anda daha ilerlediğim için bir sonraki plana attım. Popüler kültürden nefret eden öğrenciler salıyorlar piyasaya. Sonra da Evet. bütün öğrenciler popüler kültürün içinde düşünce çok kötü bocalıyorlar ama. Evet. Ya anlıyorum demek istediğiniz tam. Tam olarak öyle Tam yapıyorlar. olarak öyle. Siz ne oldu da YouTube kanalı açmaya karar verdiniz? Ben ne oldu YouTube kanalı açmaya karar verdim? Ben bundan YouTube ilk kurulduğunda takip etmeye başlamıştım. Yurt dışındaki insanları takip ediyordum. Rastgele ama böyle. Günümün içerisinde YouTube diye bir şey varmış deyip girdim. Biraz izlemeye başladım. Bir hafta boyunca izledim. Sonra bir anda bunu işi yapan Türk YouTuber'ların olduğunu fark ettim ama ben başladığımda 15 bin takipçisi falan vardı maksimum en fazla olan kişinin. Sonra ben de kendime dedim neden yapamayayım ki bu işi dedim. Yani buna çok istekliydim aslında. Ve böylelikle başladım. Ama tabii ki maddi imkansızlıklar vardı ama ben pes etmeyi seven bir insan değilim. Ve çabaladım oldu diyelim aslında. Neydi amacınız? Amacım... Ya orayı para kazanmak için mi açtınız yoksa yok ya ben burayı eğlenmek için açtım ama sonra bu çok para kazandırıp işte bir kazanç kapısı haline mi geldi? Ya YouTube'a para için başlamak benim dönemimde imkansızdı. Tabii ki şu andaki giren insanların temel amacı o oluyor. Çünkü burada bir sektör var. Bunu da yanlış bulmuyorum. Para kazanmak için girilebilir tabii ki. Sonuçta sevdiğin işi yapınca para da kazanmalısın bundan. Ama ben başladığımda dediğim gibi 15 bin takipçisi vardı maksimum insanın ve para kazanma özelliği yoktu kesinlikle. Liseli bir gencin de amacı para kazanmak değildir. Ailesinden harçlık alan bir gençtim ben. Ve orayı eğlenmek için. Aslında ya çok fazla arkadaşım yoktu lisede veya ilkokulda ne bileyim. Ve kendime orada yeni arkadaşlar edinmeye zorluyordum. Yani ilk arkadaşım böyle şu yıllardır hala en iyi arkadaşım diyebileceğim insanı o yolda tanıdım. Yani YouTube kanalımı açtığımda o en iyi arkadaşımla açmıştım. Sonra bir süre sonra ayrılmıştık. Ya bana motivasyonu bu veriyordu aslında. Asosyal miydiniz? Asosyal olabilir ama nasıl diyeyim? İstiyorsun ama olmuyor bazen. Yani şey diyorsun, bilmiyorum lise zamanlarımdan bahsediyorum. Şu an için çok geçerli değil. Şu an için farklı sıkıntılarım var ama o zamanlar en büyük isteğim iyi bir arkadaş grubum olsun ve onlarla zaman geçireyim, eğleneyim oluyordu lisede.
Asosyal olmak benim suçum muydu bilmiyorum ama ben hep bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama dışlanıyordum. Belki de sorun bendeydi ama bilmiyorum. Dışlanıyorum derken? Yani dışlanıyordum derken ne bileyim, toplumdan farklı olmak, belki de uyum sağlayamamak, belki çirkin olmak, belki belli bir sıkıntısı olmak, bir sürü insanlar, dişinde bir sıkıntı olabilir, dış görünüşünde bir sıkıntı olabilir, zekanda bir sıkıntı olabilir. Bu insanı dışlayan şeylerden toplumda. Kendinizi çirkin bulmuyorsunuz değil mi? Şu an bulmuyorum da yani. Ama o dönem çirkin mi buluyordunuz kendinizi? Öyle komplekslerim vardı evet. Yani o da yatılıyor çünkü benim lise yıllarında, hatta ortaokulun sonlarına doğru büyük bir sivilce problemim çıkmıştı ve 6. sınıfta bir insanın bütün yüzü sivilce olamaz ve bu lise 3. sınıfa kadar sürdü. Ben bunun için Acne Trend Roaccutan ilaçları var. Onlardan kullandım yıllarca, 2 yıl falan. Ağır ilaçlar biraz. Onları kullandım. Biraz psikolojiyi de yoran ilaçlar aslında. Kullanan varsa bilirler onları. Ya o benim için biraz zordu aslında, evet. Dış görünüşümü beğenmiyordum falan filan. Tabii ki bunlar küçüklük şeyler ama insan küçükken yaşayınca daha çok etkileniyor bunlardan. Ama zaten o dönemde yaşadıklarımız da sonraki insanı belirliyor zaten. Evet. Bunu değiştirmeye uğraşıyorum. Ama sonra tabii YouTube'la gelen başarıyla da hepsi bitmiştir muhtemelen. Ya hiçbir sıkıntım olmasa zaten hayat kusursuz olurdu. Yani şu anda büyük sıkıntılarım var. O zamanki sıkıntılarım gibi değil ama farklı dertlerim de oluyor tabii ki. Ne ama sıkıntınız var ki o kadar büyük şu anda? Yani birazcık baskı var. Hatta çok büyük bir baskı var. Bütün bence influencerların üstünde. Yani ben uzun süredir bu işi yaptığım için yeni başlayanlar bunu fark etmiyorlar. Çünkü sürekli bir içerik üretme savaşındasın ve sürekli rakiplerin artıyor. İşini de çok seviyorsun ama çok güzel bir iş yapsan da hemen sonraki gün başka bir şey yapmayı düşünmen gerekiyor. Yani emeklilik düşünmüyorsun, en azından benim yaşımda. Daha yeni emeklilik düşünmek için çok gençsiniz. Evet ama biraz da hayatın kısa olduğuna ve bu kısa süreçte çok şey başarmaya inanan bir insan olduğum için aslında çok hızlı geçiyor. Yani sosyal medyada okey, ben yıllardır varım, çok da takipçim var, izleniyorum ama şu anda bakıyorum, bir anda TikTok'tan yeni çıkan gençler çok büyük, hızlı bir şekilde geliyorlar. Beni biraz tedirgin ediyor bu açıkçası. Yani yeni gelen eskiyi biraz ezerek geliyor. Ben de kendim biraz eskimiş gibi hissettim ama aslında gencim de bir bakıma. Ama çok hızlı ilerliyoruz. Bu tarzda bir sürü baskı var üstümde yani. Bunu anlatmak istiyorum. Tabii ki korkarım. Ama başarısız olmaktan korkuyorum yani. Beni seven insanları da hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum. Başarısız olmaktan mı korkuyorsunuz yoksa bulunduğunuz yeri kaybetmekten mi korkuyorsunuz? Ya, çünkü aslında aynı şey. Aynı başarısızlık şey. Bulunduğunuz yeri kaybettiriyor. Evet, aynısı. Yani ben kendime güvenen bir insanım. Çünkü 99 kere hata yapsam da 100.'yü denerim. Ve o yüzden de başarısız olacağıma inanmıyorum. Çünkü başarısızlık durumu kabul etmişlik aslında. Ya sen denediğin sürece başarısız olmazsın. Ben buna inanıyorum. Çünkü hala deniyorsundur. Hala çabalıyorsundur. Sadece bunu ne kadar sürede başardığın önemli. Bir yılda mı, 10 yılda mı? Kaç yaşındasınız Enes? Ben 23'e gireceğim 9 Nisan'da. Çok küçüksünüz. 9, ben 8 Nisan doğumluyum, siz 9 süper. Nisan. Koç burcu. Ben burçlara inanmıyorum. Ben de inanmıyorum ama detay olarak sürekli ne burçsun yani hep geçer ya. Daha yeni hatta bu sosyal medyada popülerleşen burçlardan sonra yükselenimi de öğrendim. Neymiş? Aslanmış. Ne oluyor bilmiyorum. Bilen vardır ama kesin burada. Ben birkaç kere öğrenme deneyiminde bulundum. Herkes başka hesapladı. O yüzden artık bir daha bulunmuyorum. Evet, çünkü doğduğun tarihe göre %100 bir karakterinin olacağı kesin olsa zaten o güne doğrulmaz mı insanlar? Yani o güne göre hesaplarsın. Öyle yani. İnsanlar var ama. Yani hamile olup çocuğunun bilmem ne burcunu olmasını istediği için gidip sezaryenle o gün çocuğunu aldıran insanlar var. Ben bunu ilk defa duydum. Sağlıksız bir şey bence. Yanlış bir şey. Yapamam, duydum yani. Böyle insanlar duydum ben. Çok küçük müsünüz ya? Ben sizi bayağı... Ben sanıyordum ki siz 30'lu yaşlara yakınsınız. Yok, ben korkuyorum biraz yaşlanmaya. Öyle demeyin. Niye? Çünkü nasıl diyeyim? Dediğim gibi zaman kısıtlı ve hayatımızın en değerli yıllarını ben 20-30 olarak görüyorum. Belki 30 yaşından sonra fikrim değişecek ama 20-30 arasında yaşamam gereken, tecrübe etmem gereken şeylerin hepsini yaşamalıyım. Ve
Çünkü bir yerden sonra geçmişe dönüp aa keşke bunu yapsaydım demek beni çok korkutuyor. Siz kaç yaşında ünlü oldunuz? Ben yani tam ünlülüğümü, ünlülük seviyesi bilmiyorum ki yani. 10 bin takipçiden sonra da ünlü sayılıyor musun? Kaçtan sonra sayılıyorsun? Ona göre cevap veririm. Yok, bence magazin sayfalarında kapladığınız yer önemli orada. Yani ben ilk filmi yaptığımızda kendi hayat hikayemi anlatan bir film yapmıştım. Aslında ne kadarlık bir hayatım vardı film yaptım bilmiyorum ama beni seven insanlara en azından ilham olmak için bunu yapmıştım. O da 2018 mi bilmiyorum ki, 2016 mı? İkisinden biri 2018 olabilir. 2018? Evet. 3 yıl. Yok ya, siz daha eskisiniz sanki. Evet, eskiden beri yapıyordum ama magazine düşmemiz falan filan olaylar. Ben 5 milyon takipçiye ulaştığımda film yapmıştım. Ya benim böyle bir şunu yaptığımda patladım dediğim olay olmadı. Şu anda okey oluyor ama geçmişten yükselişim yavaş yavaş oldu biraz daha. Siz eskiden daha çok linç yiyordunuz. Sizin linç yeme oranınız azaldı. Ya evet, çünkü büyüyorum. Çünkü büyüyorum. Liseli bir insanı linç edebilirsin çünkü çocuktur o ve ağzına gelen her şeyi söyler. Ben artık biraz daha olgunlaştığım için ona göre daha sert adımlar atıyorum. Daha yapacağım şeyleri 5 kere düşünüyorum daha önceden edindiğim deneyimlerden. Yanlış şeyler yapabilir her insan. Ya biz toplumun mali olan insanlar olduğumuz için yanlış bir şey yaptığımızda bu bizim hayatımızı karartabilecek seviyede. Eğer ben linçlendiğim bir şeyden sonra hiçbir şey yapmasaydım ömrüm boyunca onunla kötü olarak anılırdım. Ya bu çok tehlikeli bir şey aslında. Mesela yanlışlıkla bir şey yapsam ve ömrüm boyunca onunla anılmak çok korkunç bir şey. Yani bir insan sonuçta ünlü olduğumuz için hep dışarıdan bir profilimiz var. Hiç ana kişiliğimizi bilmiyorlar aslında. Ve yanlış bir şey yaparak anıldığında hep o yanlış insan olarak anılmak ve bunun baskısı kötü bir şey. Çünkü ne kadar büyürsen o kadar çok hata yapma riskin artıyor. Yani hata değildir aslında o normal bir insan için ama senin sen ünlü olduğun için onu hataya çevirebilirler. Yani şöyle bir olay duymuştum. Tarkan Beyaz Şov'da tuvaletim geldi dediği için uzun bir süre linç yemiş mesela. Çok Beyaz Şov'da değil. Beyaz Şov bilmiyorum. Yani çok galiba takip etmedim. Yeni yıl kutlaması sırasında Savaş Ay röportaj yapıyordu canlı yayında. Şu röportaj biraz uzayınca Tarkan da çişim geldi, gitmem gerekiyor. Yani evet, şu an aslında o zamana dönüp baktığında o zamanlarda çok yanlış bir şey olarak algılanıyor. Ama bizim neslimizde bu yanlış bir şey değil yani, rahat olduğumuz için. Ama ne kadar büyürsen, ne kadar şey olursan, ne kadar çok insan tanırsa ve ne kadar bu sorumluluğun artarsa bu baskı artıyor. İstanbul'dan büyüdünüz Enes Bey? Yok, ben Antalya'da büyüdüm. Babam, siz Antalyalısınız. Babam memur olduğu için annem de hemşire. Ben Ankara'da doğdum, oradan Erzurum'da yaşadım 3 yıl. Oradan Antalya'ya geçtik. En son Antalya'da kaldım, Antalya'dan İstanbul'a geldim. 2 yıl falan oldu. Tek başınıza geldiniz? Tek başıma geldim. Aileniz Antalya'da? Tabii. Anneniz hemşire, babanız? Babam şu anda emekli. Eskiden özel harekatçıydı. Ondan önce bordo belliydi. Özel kuvvetlerdeydi. Yani öyle bir eğitim aldım ailemden. Asker geldim. Çocuğusunuz. Evet, bir bakıma. Çok disiplinlisinizdir o halde. Yani babam disiplini seven bir insan. Çünkü o şartlarda eğitildiği için yıllarca. Onunla aramızda bir baba-oğul ilişkisi yeni başlamaya başladı aslında. Çünkü çalışırken ve iş hakim olduğunda daha biraz komutan gibi davranıyor oğullarına, çocuklarına. Ama evet, öyle bir eğitim. Disiplinliyim. Yani benim için programlı olmak çok önemli. Ne yapacağımı bilmediğim zaman deliriyorum kendi kafamda. Bazen de böyle disiplinli babaların çocukları ya da disiplinli annelerin çocukları çok sıkıldıkları için disiplinsiz oluyorlar da. Benim öyle olmadı ya. Yani bilmiyorum, yapım gereği. İki kardeşim daha var, bakalım onlar nasıl olacak. Ama sizin bu programa geleceğinizi duyan arkadaşlarım dediler ki dikkat et Enes Bey mutlaka geç kalır. Yok canım, vallahi geç kalmayacaktım ben ya. Biraz geç kaldım. Aslında 5 dakika geç kalacaktım. Sonra benim garaj kapısının önüne bir araba park etmiş. Onunla uğraştım 10 dakika çıldırdım. Bilmiyorum. Bir insanda öyle bir namınız var, haberiniz olsun. Özür dilerim. Enes Bey geç kalır diye. Namınız var yani, haberiniz Allah olsun. Ya saatte de karışıklık olmuş da neyse. Pardon. Sizin suçunuz değil o zaman. Ya, özür dilerim. Ya estağfurullah. Bakmayın. Olur öyle. Ama alışkanlıksa kötü bir şey. Yok canım, ben sevmem bir yere geç kalmayı. Yani bir yere gittim de geç kalan insanları da sevmem o yüzden. Okula devam ediyor musunuz? Pandemiden önce gidiyor muydunuz mesela? Ya, arada gidiyordum çünkü benim orada ofisim vardı aslında okulun olduğu bölümde.
Hani oradaydım sürekli. Medya. Yani ben her şeyi kendim öğreniyorum. Çünkü internet gibi bir nimet var. Aslında çok klasik bir tabirdir ama gerçekten öyle. Yani kendi okuduğum bölümde kameraları öğreniyorsun, onu bunu yapıyorsun. Ben o kameraları kendim alıp kendim öğreniyordum zaten. Yönetmenlik, senaristlik, ışık, prodüksiyon, oyunculuk hepsinde olmayı çok seviyorum. Filmi siz mi çekmek istediniz yoksa yapımcılar mı size geldi? İlk filmi ya yarı yarıya aslında. Bana film yapalım dediler. Ben film yapalım diye tutturmamıştım. Çünkü daha işin başında olduğumu düşünüyordum. Ama sonra da heveslenip yaptım. Senaryosunu zaten benim hayatım olduğu için ben yazdım. Kurgusuna ben girdim, ben yaptım kurgusunu. Ve güzel bir şey oldu bence. Yani tatlı bir şey. Muhteşem standartlarda bir film değil ama YouTube'dan çıkan bir insan için veya tonlarca parası olan bir yapımcı olmayan bir insan olarak bence güzel bir şey oldu. 1,5 milyon falan izlendi. Kendi paranızı kendiniz harcadınız? Yok ama insanların güvenmesi biraz zor. Sonuçta film yapıyorsun, bütçe koyuyorsun, onu inandırmak da zor. Ne yapsa beğenmeyen bir kesim var ya sizi, ne yapsanız olmuyor. Mesela yorulmuyor musunuz bu durumdan? Hani ağzınızda kuş tutsanız olmaz onlar için. Şöyle bir denge var. Ben şu anda onu sağlamaya çalışıyorum. Yani tür tür, toplum toplum insanlar var. Ve Türkiye içerisinde bunlar karışık. Biraz daha sosyete tayfasını ben sevmiyorum. Ve onlara iş yapmayı da sevmiyorum. Çünkü ben daha samimiyetten yanayım. Bu içinde bulunduğum eskiden bir yıl içerisinde işte 2 yıllık İstanbul tecrübem içerisinde çok fazla işlerinde bulundum ve gerçekten nefret ettiğim kanısına vardım sosyetik insanlardan. Ya sosyete derken Acun Ilıcalı'dan, Ali Koç'tan falan bahsetmiyorum. Bu bizim sektörde bu işi yapan ve Instagram'da, medyada, şeyde, magazinde takipçi kovalayan veya birbirliği için sadece çıkar amaçlı görüşen insanlardan bahsediyorum. Ben onlardan nefret ediyorum artık. Ve onları da içerik yapmak istemiyorum. Çünkü samimiyetsiz içerikler gibi geliyor bana. Ve onların sevmemesi benim için çok önemli değil. Ben daha toplumun en geniş kitlesine ulaşabilecek şekilde içerik üretiyorum. Yani benim içeriklerim 5 milyon izleniyor. 500 bin izlenen küçük bir kitle değil de ne kadar ulaşabilirsem ulaşabileceğim bir kitleye içerik yapmak istiyorum. Sosyeteden kastınız ne? Ya isim vermek istemiyorum ama insanların... Hayır, belli bir zümreyi kastediyorsunuz da orası neresi yandı? Parası olmayıp da parası çok fazlaymış gibi takılan insanlardan bahsediyorum. Hı, anladım. Yani bu da şey, çıkar ilişkisi hani şey olarak demiyorum, parasızlar falan filan gibi bir şey demiyorum. Sadece paranın bir değeri yok ama onun için canını verebilecek insanlar var. Benim için para her zaman bir araç oldu ilk kazandığım zamandan beri. O yüzden... Çok mu para kazanıyorsunuz? Yani neye göre, kime göre istediğim şeyleri alabilecek kadar kazanıyorum. Ve bir şey de istemiyorum aslında çok fazla. Ya tabii ki bu birazcık görgüsüzlük olabilir. Ama başkaları beğensin diye de bir şey almıyorum mesela. Kendi sevdiğim şeyleri alıyorum veya parası olarak da değil. Bir saat 100 liraysa veya 500 bin liraysa beğeniyorsam alıyorum. 50 bin lira diye gidip bir markaya saate para vermiyorum. Yani benim parası olarak değerimi arttıracak şeyleri yapmaya çalışmıyorum. Küçük yaşta bu kadar paraya sahip olmak gelecek için korkutuyor mu sizi? Ya aslında daha rahatlatmıyor mu? Bilmem, ben insan çok korkardım. Şundan korkardım. Çok küçük yaştayım, o parayı idare etme yetim henüz çok fazla gelişmemiş ve ileri yaşlarda genç yaşımdaki kadar çok para kazanamazsam çok mutsuz olurum diye korkardım. Evet. Ya burada tabii ki ilk kazandığım zamandan beri ailem bana yardım ediyordu. Son 1,5-2 yıldır falan ben kontrol ediyorum kendi kazandığım parayı. Sonuçta bir yerden sonra başlamam lazım 18 yaşına geçtiğinde. Tabii ki ama benim için hiçbir zaman odak noktası olmadı ki yani. Ben hani o domates, peynir, ekmek yiyerek de mutlu olan bir insanım yani. Özel, pahalı bir şey... Bundan sonra olur musunuz ama? Hala aynısını yapıyorum. Yani benim için bir şey değişmiyor. Markete gidip bir Ülker gofret alabiliyorum yani sevdiğim için. Okey, pahalı... Ülker gofretten para isteyelim diyorum. Tabii ki pahalı olup güzel olan şeyler de var ama bunları kaybettiğim için hiçbir zaman üzüleceğimi sanmıyorum. Sonuçta benim hayalimde bir nokta var ve orayı parası olarak çok geçtim. Ya hiçbir zaman ondan geriye düşemem.
Ha, öyle diyorsunuz, iyi yatırım yaptım ki. Ha, evet. Artık oradan geriye düşmem ben. Evet, yani biraz. Sonuçta yaptığım işlerde kazandığımdan çok para harcıyorum genelde bir içeriğe. Ya bazen batıyor ama genelde iyi iş oluyor ve daha fazlasını kazanıyorum. Ama elimdekinden fazlasını koymaya çalışıyorum. Hiç pişman oldunuz mu şundan? Mesela ben sizin bir videonuzu seyrettim. Pandeminin başıydı galiba. Sizi sevginizle beraber bir yurda mı aldılar? Bir şeyler oldu. Evet. Siz bir video çektiniz. Evet. Ben onu seyrettim mesela. Mesela o gün hayattan nefret ediyormuşsunuz gibiydi. Şundan pişman oldunuz mu? Ya ben keşke bu işlere hiç girmeyip kendi halinde Antalya'da yaşayan bir adam olsaydım ve bütün bunlarla savaşmak zorunda kalmasaydım. Ya arada onu düşünüyorum gerçekten. Nasıl diyeyim? Temelinde anlatmak istediğiniz şeyi anladım. Tabii ki tanınan bir insan ve sevilen bir insan olmak güzel. Şu anda hala güzel gidiyor ama son zamanlarda çok fazla şey hissiyatına kapılıyorum. Yani çevremde yeni arkadaş edinmek benim için çok zor. Ya çünkü ben bir insanla konuşmaya başladığım anda veya bir diyalog haline girmesem de belli şeyleri oluyor karşı tarafın bana karşı. Ya benden bir çıkar istiyor, öyle yaklaşıyor. Ya da diyor ki bu ünlü insan, ben bununla zaten arkadaş olamam gibi bir gözüyle bakıyorlar. Yani gerçekten benle arkadaş olabileceğini düşünen insan sayısı az. Bu bulunduğum konumdan dolayı, yani bizim seviyemizdeki insanlar da, ünlülük seviyesinden bahsediyorum, hep aynı oluyor. Çünkü okey, benim kendi arkadaşlarım veya bulmam için kendi ünlü seviyesine takılmam gerekiyor. Ama ben de onları sevmiyorum mesela. Çünkü hepsi çıkar ve prim üzerinden döndüğü için. Normal arkadaş edinmek de çok zor. O yüzden de diyorum ki bazen çekip gidesim geliyor bazen. Yani normal bir hayat yaşamak istiyorum ama o bu saatten sonra imkansız gibi geliyor. Hiçbir şey için. Geç değil hiçbir zaman. Bırakıp git diyor. Bir anda gidiyormuşum. Niye olmasın? Olabilir. Yani yok, olabilir demeyeyim. Seviyorum ya işimi ama sadece bundan dolayı hayıflanıyorum. Çekip gitmek babında değil. Seviyorum yani bu. Sevenlerimi asla hayal kırıklığına uğratmam. O yüzden de gitmem. Bir gün konuşulmasanız mutsuz olur musunuz? Yani beni izleyen kitle veya seven insanlar oldukça ben mutlu olurum. Yani çok konuşulunca bir seviye değişmiyor ki artık yani. Seviyenin farkı yok. 1 milyon kişinin konuşmasının 5 milyon mu, 10 milyon mu, 50 milyon mu? Ne fark ediyor ki? Çok şey farkıdır, olur mu? Ama ne katacak bana ki? Mesela bir restorana gidiyorum. O Enes Bey, hoş geldiniz, gelin şuraya oturun, bunu yapın, şey yapın. Beni sevdiğinden değil bu. Bir çıkar ilişkisi var burada. Ben oraya müşteri çekeyim diye bunu yapıyor. Yani beni seven bir dükkana gidip, beni gerçekten kişiliğimden, karakterimden dolayı seven bir insanın dükkana gittiğimde ben daha mutlu oluyorum mesela. Bu kötü bence. Sürekli. Kardeşiniz var mı? Kardeşim var, iki tane. Siz en büyüksünüz. Ben en büyüğüm. Bir tanesi de liseyi bitirecek şimdi. Liseyi bitirince kendi yanıma alacağım onu. Bakalım abilik serüveni başlayacak benim için. Ne, onu da mı YouTuber yapmak istiyorsunuz? YouTuber değil aslında, bu bir... Bu TikToker dermişiz. Ya bu bir kalıp değil. Onun ne yapmak istiyorsa onu yapması için elimden geleni yaparım. Belki aynı hayallere sahip olmayabilir sonuçta. Onun burcu farklı. Yani ama ona kendi hayat görüşümü aşıladığım zaman o istediği şeye zaten ulaşacak. Nasıl ulaşırsa ulaşsın. Desteğim var. Erkek mi kız mı? İki tane var. Biri erkek büyük olan, bir de küçük kız var. O da birinci sınıfa başlıyor şimdi. Ha, bayağı küçük o. Bayağı küçük. Yani büyüdüğü zaman ne olacak hiç bilmiyorum. Onun yerinde olmak isterdim aslında. Onlar da emin olun sizin yerinizde olmak istiyorlardır şu anda. Yani. Beni kıskanıyor kız kardeşim ya. Klip, kendi şarkı klibimle de başka bir kızı oynattığım için kıskandı bayağı tatlı. Ama haksız mı? Haklı. Yani. Yani evet. Bir dahakine onu oynatırım ama. Yok. Ha, siz şarkı klipte mi çıkardınız? Evet. Benim 3 tane şarkım var. Peki benim bu bilgisizliğim ne olacak? Aslında bayağı bir... Ya sadece YouTuber demek bana yanlış geliyor. Aslında bu platformların hepsi bir iletişim mecrası. Televizyon da öyle, YouTube da öyle, TikTok da öyle. Sadece sen ne söylemek, ne üretmek istiyorsan orayı kullanıyorsun. Değil mi temelinde? Sadece platformun adı yüzünden de bazı karakterler ekelenebiliyor. Netflix, o da bir mecra. Orada farklı bir şeyler izliyorsun. Televizyonda farklı bir şey, YouTube'da farklı bir şey, TikTok, Twitter.
Bunların hepsinde farklı bir şey izliyorsun. O yüzden de YouTuber bundan 4 yıl önce çok kötü geliyordu kulağa. Şu anda daha havalı ve cool bir şey geliyor. Bundan 5 yıl sonra daha farklı gelecek. O yüzden... Ne yapıyorsunuz boş vakitlerinizde? Mesela atıyorum oturup diğerleri ne yapıyor? İşte Danla ne koymuş, Armağan ne koymuş, işte Halil ne koymuş, onlara ama mı bakıyorsunuz? O benim boş vaktim değil ki, o benim normal çalışma vaktim aslında. Yani başkalarının ne yaptığına bakmak benim çalıştığım vakit oluyor hep. Çünkü incelemezsem, öğrenmezsem geri kalırım. Sosyal medya öyle çünkü sürekli bir takip etmen gerekiyor yeniyi. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ne çıkıyor, ne değişiyor, ne müzik çıkıyor, nasıl kullanabiliriz? Bunları sürekli kontrol ediyorum. Başkalarına bakıyorum yani, herkese bakıyorum aslında. Siz kimi seyrediyorsunuz? Ben kimsenin YouTube videosunu açıp da sonuna kadar izlemişliğim yok yani. Hani hiç. Çünkü işim olduğu için sürekli oradayım ve artık ne yaptı? Baygınlık geldi diyorsunuz. Ya temel taşlarına bakıyorum. Ne yaptı? Şu içeri yaptı. Neden izlendi? Yorumlara bak, onu yap. Like, dislike oranına bak. Analizle. Sonra ben bundan ne alabilirim? Al, sonra kapat. Benim için o. Peki boş vakitlerinizde ne yapıyorsunuz? Boş vakitlerimde ne yapıyorum? Ben strateji oyunları oynamayı seviyorum aslında. Yani son zamanlarda hiç çıkmıyor ama onun dışında satranç olabiliyor. Onun dışında stratejiden uzak snowboard yapmayı çok seviyorum. Bu boardla alakalı sporları seviyorum. Ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum aslında. Çok basit bir şey ama sohbet, muhabbet ortamı, takılmaca. Bu kadar zaman içinde en kötü an neydi yaşadığınız? Yani insanların nefretini çok hissettiğin zaman üzülüyorsun. Ya kırılıyorsun. Ama bir yerde de şey diyorsun. Ya bu insanların benim hayatıma bir katkısı yok ki. Nefret edenlerden bahsediyorum. Yanlış bir şeyler yaptığında, hata yaptığında üstüne geliyor insanlar. Çünkü düşene bir tekme de atmayı seviyoruz. Kendi kötü yanlarımızı başkasına tekme atarak çıkartıyoruz. Yani ben hiçbir zaman bir insanın işlemedim veya şey yapmadım. Çünkü biliyorum ki başkasına olan nefretim kendi içimdeki sorunlardan kaynaklı. Yani bir insanın bir şeyini sevmiyorsam, nefret ediyorsam, okey. Bana hitap etmeyebilir, o çok doğru bir şey. Eleştirmek, geliştirmek kendine göre. Ama bu görecelidir. Ama bunun dışında nefret farklı bir boyut. Bir insanı nefret etmek, sevmemek, görmek istememek, küfretmek, bu farklı bir boyut. Yani eleştirip sana hitap etmemiz farklı, nefret çok farklı. Nefret eden insanlar bence eziktir yani. Ama eğer bir toplumda bir insandan nefret eden kesim yoksa oradan star çıkmaz. Ya tabii ki olacak. Ama bunun oranı önemli biraz. Ben kaldırabiliyorum, yıllardır bu işi yapıyorum. İşte o bence %50. Bir kısım nefret edecek, bir kısım çok sevecek. Onların ikisi kavga edecek, oradan bir star çıkacak. Eğer herkes bir insanı çok seviyorsa oradan star çıkmaz. Herkes bir insandan nefret ediyorsa da oradan star çıkmaz. Ya tabii ki beni seven insanlar kadar sevmeyen insanlar da çok büyüttü. Ve bu hala çok işime yarıyor. Ama bu bilerek yapılmış bir şey de değil. Yani şunu yapayım da benden nefret etsinler, asla yanlış yani. Ben hep kendi istediğim şeyi yaptım. Başarılı olacağına inandığım şeyi yaptım. Nefret edenler bazen çoktu. Şu sıralar yok çünkü daha sert adımlar atıyorum. Bundan sıkıldım. Okey, büyümeyeceksen büyümeyeyim. Çünkü bu kaostan beslenmeyi sevmiyorum. Onlar kavga etsin, sevenler sevmeyenler yok yani. Zaten biliniyorum ya gibi düşünüyorum. Daha sert adımdan kastınız ne? Daha sert adımlar atacağım cümlesini 3 kere kullandınız. Daha sert adımlar atıyorum. Daha işini daha işine saygı duymak aslında. Daha böyle yaptığında seni seven kitleye de %100 beğeneceğin bir şey sunmak. Yani eskiden atıyordum ve çok umurumda olmuyordu yaptığım içerikler. Check at, check at babındaydı. Şimdi yaptığım şarkı klibinde uğraşmam emeğimden dolayı da ona ayırdığım saatlerden dolayı da daha uğraşılmış aslında. Sertten kastım bu. Daha emin, kararlı ve hata yapmaktan da korkan bir Enes Batur var. İşte o bence kötü bir şey. Bana da oldu aynı şey. Mesela ya, bugün risk almak. Bugün sizden önce birisiyle bir bölüm çektik. Mesela çok frenledim kendimi. Sormak istediğim bir sürü şeyi sormadım.
Niye? Bana da sorabilirsiniz bu arada. Hayır, şöyle oluyor. Şimdi bunu sorarsam bunun arkasından bu böyle 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 gidecek, buraya gidecek. Bunu sorarsam altında işte ya konu linç edecekler ya beni linç edecekler. İşte bunu sorarsam mesela bu bence olayın tırnak içinde söylüyorum otantizmini sizin içinde benim içinde bitiren bir şey. Başkaları ben için yapmaya başladığınız anda mesele bence samimiyetini kaybediyor. Ya başkaları için yapmak değil. Ben risk almaya her zaman sonuna kadar inanan bir insanım. Hayallerim olduğu zaman onun için sonuna kadar risk alırım. Ama kendi emeğinde çöp ekmekten korkuyorsun bir anda. Ben eskiden linçten çok korkuyordum. Şimdi artık korkmuyorum. Ne yapayım? Elle gelen bayrağı. Yapacak bir şey yok. Çünkü bu da bu işin bir parçası. Ya ben de korkmuyorum bu arada yani. Tabii ki hayatım kararabilir ama korkmuyorum. Hayatımın kararacağı nefret bağımından bahsediyorum. Ama zaten olursa olur, olmazsa olmaz modundayım ama risk almak değildir. Yani bir kaos var kafamda, siz de anlıyorsunuz beni. Anneniz babanız artık geri gel yeter demiyor mu? Artık bıraktılar ya. Diyorlar mıydı? Çok diyordu. Babam yani son 3 ay öncesine kadar falan geri gel diyordu bana sürekli. Antalya'ya gel, evinde takıl falan diyordu da ben yaşayamam yani. Böyle bütün her şeyin merkezinde olmalıymış gibi bir hissediyorum. Burası da İstanbul oluyor. Gençken evet. Benim yaşıma gelince... Sonra bir yerden sonra sıkıyor. Benim yaşıma gelince arkanıza bakmadan kaçıyorsunuz. Ben de işte soğumaya başladım o insanların samimiyetsizliğinden. Gözüne bakınca anlıyorsun bir yerde aslında. Sizin çocukluğunuz nerede geçti? Antalya'da geçti. Erzurum'da falan Erzurum'da değil. Da geçti. Bir ikinci sınıfa kadar Erzurum'da. Ondan önce Ankara'da. Sonra? Sonra Antalya'da. Antalya. Aslında taşra çocuğusunuz benim gibi. Bilmem, ben kibar bir insanım. Taşra çocuğu olmak kibarlık değil, ondan bahsetmiyorum ama ağız yapımı olarak daha İstanbul'a benziyor. Taşra çocukları daha sevecen ve daha kolay uyum sağlayabilen insanlardır. Evet, o yüzden söyledim. Hep ağzınızda arkadaşlık lafı var da o yüzden. Nasıl? Hep arkadaş canlısı bir insansınız gibi algıladım ben. Ya ben evet, hiçbir ortamda kaos çıkarmayı sevmem. Yani sinirli de değilimdir genel olarak. Benim sinirlendiğimi nadir insanlar görür, bağırdığımı, çağırdığımı falan. YouTube videolarım hiçbirinde de yoktur. Bağırıp çağırmam, sinirlenmem. Girdiğim ortamda insanlara yakın dururum. Ama orada beni ezmek veya üstüme çıkmak isteyen bir karakter varsa da ya hiç cevap vermem, takmam, konuşmam onu ya da yerin dibine sokana kadar uğraşırım. Değişik. Ya evet, denk almakla alakalı. Bazen oluyor, insanların kendi ezikliğinden dolayı senin üstüne baskı kurmaya çalışması çok yaşıyorum. Yani ben öyle bir şey olduğu zaman da, okey sensin diyorum, sen kralsın deyip geçip gidiyorum. Araba merakınız mı var? Araba merakım yok ama küçüklüğümden beri hayalim, yani televizyonda izlediğim tarzda arabaları şu anda aldım, sahibim. Güzel, keyifli. Araba merakınız var mı, yok mu? Yok yani. Çok yok. Yani ama araba meraklısı bir insan bence Doğan Kabak'tır. Arabalarla ilgilenir, makinesine bakar. Onun işi o ama o da o sevdiği ya. Araba meraklısı odur bence. Ben çok anlamam arabadan ama sürerim gibi bir şey. Ama belli istediğiniz markalar var. Ya şu benim olsun diye istiyorsunuz. Evet. Ben şu anda kullandığım arabanın markasını bilmiyorum. Bir tek renginden tanıyorum. Öyle söyleyeyim size. Ya ne marka diyeyim bilmiyorum. Ya evet. Bir Volkswagen biliyorum da mesela ne bilmiyorum. Ne bilmiyorum mesela. O zaman seviyorum. Evet. Yani benim yaşıtım için biraz sevmek güzel yani. Klasik bir arabanız mı? Bir şeyler. Benim Amerikan klasik bir arabam vardı. Kaza yaptım sonra onunla. Üzüldüm bayağı. Onu kaybettim. Şimdi yeni bir araba aldım ondan sonra. Kaybettim derken? Haşat oldu. Perdi çıktı arabanın. Düzeltemedik. Bayağı yani insan muamelesi oldu. Onu kaybettik. Onu kaybettik. Başımız sağ olsun. Yo evet ama seviyorum böyle bazen bağlanmayı seviyorum. Canlı değil ama ona bir anlam yüklemek, bir duygu yüklemek benim anı depommuş gibi oluyor aslında. Onu hatırladığım zaman mutlu olabileceğim bir şeyler yaratmak çok önemli. Ne hayatta en sevdiğiniz şey Enes Bey? Hayatta en sevdiğim şey başarılı olmak. Bir rekabetten kazançlı çıkmak. Başarılı olmakta ne kadar çok başarısız olursam o kadar zevk veriyor. Yani rakiplerim konusunda da öyle. Yani sürekli beni kamçılasınlar, kötü yorum yapsınlar ki ben daha hızlı koşayım gibi bir mantığım var.
Geçmişte o sizi kendi arkadaş gruplarına almayan arkadaşlarınıza şimdi gidip bak ben ne oldum demek istiyor musunuz mesela? Çok öyle yaşıyormuşsunuz gibi Ya hissettim. çok merak ediyorum ne yapıyorlar. Yani bilmiyorum, çok merak ediyorum. Ya bir nefretim yok hiçbirine. Belki sıkıntı bendeydi ama hep bunun eksikliğiyle büyüdüm. Bilmiyorum. Ama görmek istediğim liseden, ortaokuldan arkadaşlarım var. Ne yapıyorlar acaba? Çok güzel bir deneyim farkı. Ulaşmıyorlar mı size? Ulaşamıyorlar herhalde. Ulaşsın ister miydiniz? Evet. Niye Yani sonuçta nerede ulaşacak ki? Yani... canım? Atıyorum YouTube'da altına, videonun altına mesaj yazabilir. Ne bileyim Instagram adresinize DM atabilir. Efendim size çok ulaşmak istiyorsa işte sizi temsil eden bir menajer vardır. Ona ulaşabilir yani. Ya olabilir de o kadar da niye ulaşmak istiyor ki bana yani, o da komik olur. Yani Niye? rastgele denk gelmem lazım. Bana birisi, geçmişten birisi ısrarla uğraşmak istiyorsa ona kötü bir şey ararım. Rastgele bir yerde denk gelmek istiyorum eski arkadaşlarımla sadece. Ha, bana ulaşmasınlar, ben onlara rastlayayım Evet. diyorsunuz. Şey, Türk filmi intikam yani. Ya intikam gibi değil de evet. Türk filmi intikamı tam. Eğlenceli. Ne bekliyorsunuz gelecekten? Gelecekten ne bekliyorum? Ya 26-27 yaşında ulaşmak istediğim bir hedef var. Ona ulaşıp hayatım boyunca artık bundan sonra hiçbir kaygım olmasın istiyorum. Aslında sıfır kaygısızlık istiyorum. Ne istersem yapayım. O an şuraya gitmek istiyorum. Şurada şunu yapmak istiyorum. Şurada bunu yaparken bu arkadaşım olsun, sevdiğim arkadaşım olsun diyebilecek bir modda olmak istiyorum. Ne ki o hedef? Bir televizyon kanalı sahibi olmak, bir dijital platform sahibi Kariyer olmak. olarak değil ya, olduğum nokta olarak bundan bahsediyorum. Kariyer olarak tabii farklı hedeflerim var. Ama 27-28 yaşına geldiğimde bu özgürlüğe kavuşmak istiyorum. Maddi özgürlük. Maddi, manevi. Yani kusursuzluğu seviyorum sadece, nasıl diyeyim? Herkesin isteyeceği bir şeydir bu. İstediğim zaman şunu yapayım, buraya gideyim ve bunu şunu da yapayım. Bu herkesin hayalidir zaten. Çünkü temelde niye böyle olmasın ki? Ama buna en çok yaklaşabileceğim noktada durup artık bunu yaşayacağım. Kariyer olarak da hedefim, bilmiyorum. Yani şu andaki gelecekte hedeflerim arasında çok iyi bir dizi yapıp yurt dışında hani yayınlanıyor ya dublajlı olarak. O seviyede bir dizide rol almak istiyorum veya içinde yapımcılığını yapmak istiyorum. Bir şekilde bulunmak istiyorum yani, benim başarım olsun Oyuncu olmak istiyorum. istiyorsun. Oyuncu olabilir. Yani ben şuna inanıyorum. Çalışıp da uğraşıp da başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Bana YouTuber'dan oyuncu olmaz diyen insan niye kendisi oyuncu olabiliyor da ben olamayayım? Sonuçta o da eğitim alıyor, ben de eğitim alıyorum. Ya bu biraz daha basketbolcudan şarkıcı olmaz demek gibi bir şey. Tabii ki aslında baktığında onun işi basketbol oynamak. Niye şarkı söylesin ki? Ama benim yaşımda ben bu riskleri alabilirim. O, değil mi yani? 22-23 yaşında da oyunculuğa başlayıp üzerine yıllarca uğraşıp olabilirim belki. Sevdiğim takdirde gider. İstiyorsanız. Evet. Şu andaki hedeflerimden birisi o. Belki şarkı yapmak istedim, yaptım. Tamamen şarkıcı olmadım ama sonuçta bunu başardım kendi içimde. Veya dizide, filmde, başka ne alan çıkarsa. Neyi özlüyorsunuz en çok geçmişe dair? Rahatlığım ya, yani eskiden az takipçim varken ne istersem atıyordum, daha takipçilerimle daha yakındım. Yani bir şey söylüyordum, onlar yakalıyordu, bana cevap veriyordu, ben bir şey söyledim, onlara cevap atıyordum. Çünkü az bir kitle olduğu için daha elimde, daha kolay kontrol edebiliyordum. Ama şimdi her kesimden insan beni izlediği için bir tarafa ulaşmaya çalışırken diğer taraf alınıyor. Diğer tarafa ulaşmaya çalışırken diğer taraf alınıyor. O yüzden genel bir konuşmaya çalışıyorsun sürekli Kaç kelimelerinden. takipçiniz var? 15 milyon olacak. Oo, çok fazla. Evet yani biraz, ama bir yerden sonra sayının anlamı kalmıyor. Yani geldiğim nokta yeterli mi bilmiyorum ama daha pozitif bir karakterimi de dışarı çıkarmak istiyorum bu saatten sonra. Daha benim kendi karakterimi insanlar bilsin istiyorum. O tarzda işler yapıyorum. Ama Enes Batur adını biliyor insanlar ya. Bir yerden duymuş oluyorlar bence. Yani takip edip izlemek Son falan. tarihinde 15 milyon takipçi. Çok büyük takipçi. Duyulmamış olma ihtimali var mı Evet. yani? Büyüyebileceğim bir şey de kalmadı aslında bu Hani saatten ancak sonra. baby boomerlar bilmiyordur öyle söyleyeyim yani. Evet. Yani hani.
İsim bilinirliğini daha artık yükseltmek bundan sonraki hedef. Televizyonda bir iş gelse yapar mısınız? Ya evet, televizyonda dizi dediğim tarzda bir dizi olsa yaparım. Sitcom gibi. Sitcom gibi olabilir. Bir fark etmez, konusu belli değil şu anda. Sitcom ama oynamayı çok isterdim. En zor oyunculuk, haberiniz olsun. Evet. Rahat ve samimi gözükmen gerekiyor sürekli. Sitcom oyunculuğunda o timingi tutturamazsınız, fena. Evet. Ama ben zoru seviyorum. En zoru oysa da yapacağım onu muhtemelen. Çünkü daha çok bana zevk verecek. Daha mutlu olacağım bundan. Şey gibi, egoistik olarak anlaşılmasın. Beni bu mutlu ediyor. Zor olanı yapmayı seviyorum. Mesela bir oyun oynarken de... Niye yorarsın ki kendini? Düz bir oyun oynuyorum. Mesela Mario oynuyorumdur. En zora alıyorum. Onunla bitirmeye çalışıyorum. Gibi. Mesela arkadaşlarım deli misin sen diyor. Ama normal bir insanın bir saatte yaptığı şeyi ben 100 saatte yapıyorum ama... Bana daha çok zevk veriyor. Çünkü daha zor. Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür çok ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Çok memnun oldum. Thank you.